Zaten daha önce de ifade etmiştik. Nisan ayının sonunda inşallah faz 2'nin biteceğini ve Nisan ayı sonunda da raporlamayı Sağlık Bakanlığı'na, CRO'ya ilgili yerlere raporlayacağımız bunu söylemiştik ve raporlandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Aykut Özdağ hocam da zaten basında duyurdu bunu. Biz de söylemiştik. Evet, söylediğiniz gibi faz 2 sonuçlar gerçekten çok güzel çıktı. %100 özellikle aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları %100 çıktı. Yani tüm aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil, faz 2'deki etkinlik sonuçlarını gösteren çeşitli parametreler var. Ben şunu da ifade etmek isterim. Tabii ki antikorun %100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok çok iyi çıktı. Bunu ifade edebilirim. Tabii bundan sonraki süreç faz 3 aşaması. Faz 3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yapacaktır zaten. Ama sizin de bildiğiniz gibi Sağlık Bakanımız da açıkladı. İnşallah kısa sürede zaten faz 3 çalışmaları başladı ama dozlamalara geçileceğini inşallah Sağlık Bakanımız da açıklamıştı. Hatta şunu da ifade etti kendileri. Eylül ayına doğru da inşallah faz 3 de başarılı geçerse acil kullanım onayıyla inşallah tabii ki her şey yolunda giderse acil kullanım onayıyla da Eylül ayında belki yerli aşımızı kullanabiliriz diye ifade etmişlerdi kendileri. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu süreçten sonraki aşama Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'in koordinasyonunda yürüyecek ve faz 3'teki gelişmeleri Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB açıklayacaktır. Evet, tabii yani orada biz istişare halindeyiz. Gerek Aykut Özdağ hocamız, Aşı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürümüz, gerek İklinik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürümüz, Zafer Sezer hocamız ve biz devamlı TÜSEB'le Sağlık Bakanlığı istişare halindeyiz. Hemen hemen belki 2-3 günde bir online toplantılara katılmakta hocalarımız. Orada şunu söyleyebilirim, daha büyük bir gönüllü üzerinde yapılacak. 20-30 merkez olacak belki, belki yurt dışı olacak. Onu zaten Sağlık Bakanlığı takdir edecek ve onlar bu konuda bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden birisi olacağız. Yani Kayseri'de de faz 3 çalışmaları devam edecek.